Evet arkadaşlar, materyal dersimizde bir objeye materyal nasıl atılır? İlk önce onu göreceğiz. Materyallerimiz nerededir bizim? Ya rendering menüsüne geldiğim zaman burada default materyaller vardır. Ya da burada şu kısma tıkladığınız zaman kendiniz orijinal buradaki seçeceğiniz Maya veya Mental Ray materyallerle yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Mesela geldik buraya. Normalde bunlar Lambert 1 olarak, mesela bir tanesini tıklayalım, Lambert 1 olarak bunu ellemiyoruz. Biz buradan kendimiz bir materyal hazırlayacağız. Geldik buraya, Lambert 2 oluşturduğumuzun ismi. Buraya motif dedik. Motif dedik. Bunu ya objeyi seçersiniz. Buradan Async Material to Selection, yani seç ve materyali ata, bunu seçersiniz. Bakın burada Lambert, şuna bastığımız zaman atadık şu anda motif şeklinde. Bunu ya buradan dedik ya ana yere gelelim. Ya buradan rendering menüsüne geçersiniz ve buradan async yeni materyal, favori materyalleri uygula veya var olan bir tane materyali, hani hazırlamış olduklarınızdan bir tanesini yapın dedi. Bu Lambert 1 ile oynamıyoruz. Çünkü oynadığımız zaman ikinci oluşturacağımız objede o çıkacaktır. Onun için biz buradan mesela motifi attığımız vakit burada bunun rengini, yani şuradan değiştirebiliyoruz veya mavi, yeşil, neyse. Buna göre değiştirebiliyoruz. Buna resim de atayabiliriz. Resim atadığımız zaman buradaki seçtiğimiz rengin hiçbir özelliği yoktur. Çünkü direktmen resmi alacağız. Buradan bu objenin transparent ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ondan sonra acaba buradan bump atayabilirsiniz difüzesine. Ve daha sonra bump ne işe yarar? Bump buradaki objenize atayacağınız resmin siyah ve beyaz kısımlarındaki geçişlerini kabartma olarak kullanabiliyorsunuz. Biz buna resim atayalım. Bir tane file bölgesinden. Resim nedir? Bir dosyadır. Onun için dosyayı seçiyoruz. Bakın arkadaşlar, kırmızı renk gitti. Çünkü şu anda herhangi bir yerinde resim yok. Buradan tekrar giriyoruz ve klasör ikonu var. Ona tıklayıp masa üzerimizden bir tane resimi aldık. Bu resmi burada göremiyorsunuz şu anda. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu UVM map'la oturtmamız için bu resmi görmemiz lazım. Şuradaki texture add kısmına basıyoruz. Ve bu şekilde geliyor. Materyal atamanın nasıl olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Bu acelemin sebebi video boyutu çok büyük oluyor. 11 GB'a geldi. Bu benim 5. denemem. Onun için hızlıca anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada poligon sistemine giriyorsunuz şuradan. Çünkü yüzeylerle alakalı işlem yapacağız materyalde. Poligons'a girdiğiniz zaman Create UVS var. Bizimki bu görmüş olduğunuz kutuda yüzeylerimiz bir plane şeklinde. Onun için biz buraya Face moduna girip şunu seçiyoruz. Arka tarafına giriyoruz. Çünkü aynı yüze bakacak. Bunlar farklı. 3D Max'teki gibi kutu şeklinde değil. Buradan biz Create'den Planar UVV seçiyoruz. Buradan sıfıra basıyoruz ayarı. Bakın buna dik oluşturacağız. Onun için Y düzleminde 90 derece verdiğimiz vakit hem arkaya hem de ön kısmına oluşturmuş oluyoruz. Yine yan tarafına geçiyoruz. Buradan arkadaşlar yine Edit UV, Create UVS'den Planar Mapping atıyoruz. Burası 0 diyoruz. Evet, şu şekilde yan tarafına da oluştu. Şimdi Y düzleminde yine oluşturacağız. Buna dik olacak. Buradan Create UVS diyoruz. Yine planar seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada bakıyoruz, pardon, X düzlemine 90 derece, eksi 90 olarak oluşturmuş oluyoruz. Bunu bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Aynen buna da mesela küre ise küre ile alakalı map atıyorsunuz, silindir. Ama tabi buna şey atmadık, onun için gözükmüyor. Motifi attığımız zaman gördüğünüz gibi buna da obje moduna geçelim.
grubuna da atamış oluyoruz. Silindir kısım ise silindir tarzı materyal atımında ise yine UVV'sini şu şekilde gelir. Bunun üst kısmını plane şeklinde de yapabilirsiniz. Buna silindir şeklinde burada vardır. Bunu atarsınız ve doğru bir kaplama şeklini elde edersiniz arkadaşlar. Şu kısmını yine seçip komple face'den hepsini seçiyorsunuz. Şurayı çıkartıyorsunuz kontrol tuşuyla. Bu kısmına yine Edit UVS'den Player Mapping uygularsınız. Tam üstüne de oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Kısaca materyal anlatımı bu kadar. Bir materyal nasıl atabiliriz? Nasıl kaplamasını düzeltebiliriz? Bunu gördük arkadaşlar. Başka derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.